Genelde embriyolarımızı 5. güne kadar blastokist aşamasına kadar bekledikten sonra transfer edilecek edilmeye değer en kaliteli embriyoları elde etmiş oluyoruz. İşlerinden bir tanesini, tabii duruma göre iki tanesini hastamıza transfer etmek üzere seçtikten sonra elimizde hala kaliteli embriyo kalmış ise biz bunları donduruyoruz. Buna embriyo freezing deniyor. Dondurma işlemi laboratuvarda yapılan bir işlem. Embriyoları belli prosedürler dahilinde donduruyoruz. Embriyoyu bir kere dondurduktan sonra ister bir gün saklayalım, ister 5 yıl saklayalım, embriyo sağlığında herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. Hepsi bunların belli kanuni kurallarla çizilmiş standartlar dahilinde saklanıyor. Hastalarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda kendine geri dönüş yapıyoruz. Belli süre sonunda elimizde embriyolarınız halen var diye. Bu embriyoları gebelik olmaması dahilinde veya elde ettiğimiz gebelik sonlandıktan sonra hastanın bir daha gebelik istemesi halinde çok basit bir prosedürle önce hastayı hazırlayıp rahim duvarına basitçe kalınlaştıran ilaçlar kullandıktan sonra çözüyoruz embriyoları ve hastamıza naklediyoruz. Bu tedavide ne iğne tedavisi gerekiyor, ne yumurta büyütme, hiçbir şey gerekmiyor. Çok basit ve normal tüp bebekten daha ucuz bir işlem olarak gerçekleştiriyoruz.